Herkese merhaba, ben Aslı. Siz bu videoyu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. Nerede olacağım onu şimdi söylemeyeceğim. Çünkü onunla ilgili heyecanlı bekleyiş bu videonun teaserını koyduğum postun altında olacak. Ama size bu seneki tatilimizle ilgili şahane bir bilgi vereceğim. Biliyorsunuz her sene biz çekme karavanımızı arabamızın arkasına takıp Avrupa'nın çeşitli yerlerine gideriz. Genelde İtalya oluyor biliyorsunuz. İtalya, ben bir İtalya aşığıyız. Ama bu sene İtalya değil. Bu sene biz olayı biraz büyütüyoruz. Kocaman bir moto karavan kiraladık. Moto karavanla bir yere uçacağız. Sonra o yerdeki böyle güzel bir yuvarlak çizeceğiz. Şimdi benim her tatil öncesi yaptığım çok klasik bir şey var. Watsons'a gelirim gerçekten. Ve tatil öncesi, çünkü biz 2-3 hafta gidiyoruz ya, çok da fazla şey ihtiyacımız oluyor. Onların alışverişini yaparım. Bu yüzden de ben Watsons'ı aradım. Dedim ki ben sizle çekim yapacağım. Okey mi? Okey misiniz dedim. Onlar da dediler ki okeysin. O zaman hadi başlayalım. Eskiden beri takip edenler bilir, böyle makyajda çok aram yok. Bu aralar yeni yeni başladım makyaj yapmaya. Ama her tatile giderken bir tane makyaj rujum olur. Ona böyle bayağı takım. Yani o tatil genelde hep o ruju sürerim. Genelde bu böyle çılgın bir kırmızı tonu ya da böyle bir pembe tonu falan olur. Şimdi kendime bir tane tatil ruju seçeceğim. Böyle canlı bir şey istiyorum. Şöyle bir de kolay sürülen bir şey olmalı. Çok pembe. O kadar pembe yakışmıyor. Rihanna değilsiniz, o kadar böyle şeyler yakışmıyor. Bu kalem olanlardan değil mi? En iyi. Bak bu kalem olanlar en iyi. Okey. Vallahi aşırı iyi. Zaten sürmemiştin sağa. Bak 30 saniyede ben bile sürdüysem herkes sürer. Eginler. Bunu alıyorum. Ne markaymış bu? Revlon. Bir şey diyeceğim. Bu arada bu yaptığım alışverişi Watsons'ta e-ticarete koyacağız. Ve bütün hani aslında seyahat alışverişi diye. Burada beğendiğiniz ürünleri hoptik hoptik alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama ben ne unuttum? Alışveriş çantası unuttum. Bekleyin geliyorum. Evet, rujumuzu koyduk. Şimdi... Ojeler. Şöyle bir şey var bende. Asla ama asla oje süremiyorum. Devamlı bir yerlere gidiyorum ve oje sürdürüyorum. Şu an ojelerim böyle, tatilde de böyle olacak. Kalıcı oje sürdürdüm ama büyük ihtimalle onun süresi geçecek. Ben her türlü bir ojeye girerim kankalar. Ben size söyleyeyim. Şöyle güzel şimdi rujumla uygulun. Bir tane... Oye. Oye şu pembeye bak be. Bak bak bak. Aa, bu Watsons ödülü almış. Yılın en iyi tırnak ürünü. Gerçekten bu renk aşırı iyi değil mi? Ben ne zaman bu rengi sürsem herkes şey diyor. Aslı, ojenin numarası ne? Aslı, ojenin numarası... Bakayım, 228. Bir şunları hep denemek istemiştim. Bir türlü deneyemedim. Bir alayım. Bir deneyim. Ama ya olmazsa ben gene bir şelalede mi alsam ki? Şelalede alayım. Ben bir tane şelalede alayım. Ya bir de mesela şu renk. Makyaj bölümüne girince beyniniz yanmıyor böyle. Her şeyi almak istiyorsunuz. Her şey benim olsun istiyorsunuz. Bu aralar yeni yeni şey sürmeye başladım. Ne derler onun adına? Far sürmeye başladım bakın. Gölge yaptım. Şunu çok merak ediyordum. Revolution diye okuduğunu düşünüyorum markanın. Bu Sofia İngilizlerin çok önemli bir make-up bloggerı. Sonra bu markayla birlikte ortak şey yaptılar. İşbirliği. Palet ve kırmızılar falan varmış içinde. Of baksana şunun kırmızıya. Benim gözümde bir düşünsenize. Yangın yanıyor. Kaç defa süreceğim bunu gözüme acaba? Şimdi tabii ki de bir tatilin vazgeçilmezi saç bakım ürünleri. Tabii ki de ilk kere de alışveriş yapacağım için ilk kere de bir şeyler bakıyorum. Birincisi şu ilkel bir saç ürünlerinde Tony Engel manyağı. Wax değil mi? Bakayım Styling Clay Creative Mode Hold dıt dıt dıt. Sen wax mısın? Açamıyoruz bunu. Bence o kesin wax. Wax alıyorum bir tane. Wax çok önemli bir kere için. Bir de bunların şeyi var abi. Deniz tuzu spreyi. Bayağı bence Tony Engel'de en çok satılan ürün odur. Ama bulamıyor. Ama zaten kirim var boşver. Niye alıyorum ya? Kendimi alacağım, kendimi alacağım. Geçiyoruz. Heh. Şimdi ben fark ettiğiniz üzere saçıma saç botoksu yaptırdım. Ve yani saçım mesela şu an sabah kalktım, taradım ve çıktım. Saç böyle. İnanılmaz bir şey. Ama bu saç botoksu yaptırdığınız zaman parabensiz şampuan kullanmanız gerekiyormuş. Bana da L'Oreal'den bu hediye gelmişti. Parabensiz şampuan yenisi. Abi o kadar memnun kaldım ki şampuandan. Hayatımda kullandığım en iyi şampuan. Böyle bir koku yok ama bende lavantalısı vardı. Ya kişnişli alayım ama şampuan bitmiş. Soldat şampuan. Bir bakayım şundan alayım o zaman. Allah. Dur saç kremi. Benim çünkü saçım asla açılmaz. Ve şey şampuan neymiş bu? Sardunya.
sen ya da yönü gittiysen lütfen ilk kere de şampuan almam lazım. Ay, ilk kere giderim hep böyle havalı kuaförlerde. Metin'e gittim de ilk kere çok böyle saçı olduğu için. Şampuan alırım, eşek yüküyle para veririm ona. Sonra iki gün kullanırım, bana niye şampuan alıyorsun? Ben istemiyorum, head and shoulders al bana. Ve adam gerçekten head and shoulders kullanıyor. Bu neymiş? Kadınlara özel. Kadınlara özel, erkeklere özel ne fark ediyor acaba? Ha, erkekler özel, saç dökümlerine ve kepeğe karşı. Çok iyi kokuyormuş. Bu neymiş lan? Neli bu? Tamam, ilk evinde şampuanını aldık. Sensiz tatil olur mu hiç? Sensiz tatil olur mu? Bir gece, bir normal, bir infinity aldık ve saç köpüğü alacağım. Bu tarz ürünlerde benim böyle bir hani deli gibi bir marka bağlılığım yok. Elidor'un bir dönem saç köpüğü vardı, aşırı iyiydi ama şu an burada yok. Onun yerine bunu çok seviyorum ben. Bu da güzel. Adı not bence Sios. Paris. Sios. Bak gene koyu kahverengi. Benim dibim koyu kahverengi gibi. Kahverengi, koyu kahverengi kullanıyorum ben. Abi ben 24 yaşından beri deli gibi beyazım çıkıyor. Yani hani buralar bembeyaz. 3,5 haftada bir saç boyatmam. Hiç önemli değil yani. Diye değil mi öyle? Kamera var diye tatlı. Hiç önemli değil diye tekme atmış. Anayız biz de öyle şey yapar mıyız? 3,5 haftada falan bir şey yapıyordum. Saçımı boyatıyordum. Abi bunu ben bilmiyordum. Bir gün bir tane story paylaştım. Bıktım bu beyazlardan diyor. Sonra benim bütün takipçiler bunu bir gönderdi. Ah sen deli misin? Nuriye'nin fıs fısı var, al yapıştır geç. Şu an 7 haftada bir gidiyorum. Metin. Metin biraz da biz kazanalım ya. Biraz da Metin kazanmasın, biraz da biz kazanalım. Değil mi? Şimdi şey alacağım. Jilet. Ben valla orta 2'den beri falan hep jilet kullanıyorum. Gayet de memnunum. Canım çok tatlı. Şey alacağım. Sprey, anladınız. Ben yıllardır bak bunu hiç değiştirmedim. Şu Nivea'nın şu spreyini yıllardır kullanıyorum. Bir tane organik Sevano mı ne o hediye geldi. Onu da kullanıyorum. Ama bununla hiç vazgeçemedim L'Oreal'den. Bunun L'Oreal'de. Ne bu ya? Nivea ya. Nivea'dan vazgeçemedim. Bunu aldım. Bir de ilk kere de erkeğini alayım. Şuradaymış. Hop bu da Invisible. Invisible diye Beyoncé'un bir şarkısı vardı. Gönder kurgucu beni. Yoksa zaten ben öyle şarkı sorusu gerçekten lazım. Bakıyorum nereye gitsem. Her tatilde tabii ki de hep önlemli gitmeniz lazım. İşte mesela bu tatile gelmeden önce gitmeden önce Tarkan Bey'e gittik. Hemen Naz'ın doktoru. Allah göstermişsin hani başımıza bir şey gelirse, naz ateşlemesi olursa bulursa ilaçları yazdırdık. Bir yara bandı alalım. Çok tatlı değil mi? Tavşan. Bir de burada şimdi şey vardı. Onu depodan getireceğiz. Bitmiş dün galiba. Çocuk acil yardım seti, yetişkin acil yardım seti. Böyle küçük iki tane set. İşte yara bandıdır, o sudur, bu sudur, böyle bir paket. Gerçekten çok yararlı. Onu da biz her tatil alır, çantamıza koyarız. Şimdi gene alacağım. O benim hani aslında seyahat listesinde zaten onlar da olacak. Toka alacağım. Bir dakika. Bir toka alsın geliyorum ben. Bir bu toka. Bir de şurada mıydı kara toka? Bakın. Hop geldim. Mesela buna kimisi kara toka der. Kimisi tel toka der. Ben hep kara toka derim. Daha böyle 80'ler değil mi kara toka? Sen ne diyorsun Cansu mesela? Tel toka. Tel toka mı diyorsun? Ben kara toka diyorum. Kara ya. Evet. Sen kaç yaşındasın? 26. İşte ben 35 yaşındayım. 34 şaka yaptım. Gerçekten 34 yaşındayım. Bu sene 13 Ağustos'ta 35 olacak. Ama şu an... Şu an 34 yaşında. Bunu bana Watson's daha önce böyle bir hediye, bir paket göndermişti. Biliyorsunuz öyle çok gönderilen hediyeleri çok paylaşmam. Bana işte geldi ben ama her şeyi denerim. Çok memnun kaldığım bir şey olduğu zaman da paylaşıyorum. Bu da onlardan birisi. Ya fiyatı inanılmaz uygun. Ve ben bunu denedim. Abi böyle bir koku yok bak. Bayağı spadasın. Gerçekten bayağı spadasın. Ve bunun böyle resmi elçisi olarak hissediyorum kendimi. Resmi elçisiysem ne? Reklam. Elimde duruyor. Kurgucu Bey'e şuraya şöyle yeşillikler lütfen. Buradan böyle yeşillikler çıksın. Yağmur ormanları yeşilliği. Birazcık yağmur. İndi mi? Yorgun argın elinize geldiniz. Bunun stresi, trafik. Hepsi sizi bitirdi. Sonrasında adını unut. Kestik. Aa bak bu çok iyi bir şey. Bundan bende vardı şuna. Hepsini alayım da kimseye kalmazsın. Bu işte ıslak mayo, ıslak kıyafet falan filan torbası. Ana Metheim açım. Ünlü oyuncunun eşi YouTube biliyorsun. Daha freakiklerde. Bir de şunu alayım. Şunları hep böyle tatile giderken hep sıfır alırım. Malumuz nezi yıkayacağız. Kendimizi yıkayacağız. Size ihtiyacım yok. Bu böyle Maşet Olga'nın bölümü. Doğal. Bakayım. Heh. Çatlaklara matlaklara karşı dudak kremi. Ben var ya
Bundan evde 250 tane falan vardır. 251'i alayım. Aa, bak burada ne varmış. Baksanıza. Bir sürü ürünün seyahat boyu. Mesela şu. İşte kısa tatillere gideceğiniz zaman bir de bunlar kabin boy. Sokuyorsunuz. Pıt 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 alışveriş yapabiliyorsunuz. Aslında çok mantıklı. Ay şunu alayım. Çok severim şu beba. Beba. Şeyi çok güzel çıkarıyor ya makyajı. Onu bunu çok güzel çıkarıyor. Her yerine sür. Bacağını sür, elini sür, yüzüne sür. Makyaj çıkar. Her şey var. Aa dur bakayım şurada ne varmış. Eğiliyorum. Allah! Bunun kabin boyu varmış lan. İlk kere yeter. 3 kuruş saçı var zaten. Benim gibi değil. Ona bu 2 haftada yeter. Ben şunu bırakayım. Buyurun buyurun. Mağazalarda mesela bir şey alırsın. Sonra mesela mağazayı gezerken istemediğini fark edersin. Sonra böyle tamamen işte bir melek, bir şeytan burada çıkar. Ya da böyle işte bilmiyorum onlar nerede. Yerine mi götürsem? Çaktırmadan bıraksam mı? Evet. Telefon çalıyor yemin ederim. Kocam arıyor. Aç abi. Okay. Konya yolundayım. O telefonum nerede ki? Sana diş macunu alalım. Arkadaşımızın yüzü oldur marka. Ezgi ne yaptı? Aldım. Dur. Ha, 3D White Lips. Ezgi bunu çok aldım. Çok iyi günler. Çok iyi günler. Bundan sonra bunu ittirerek mi devam etsem? Ben bunu biraz önce çekim başlamadan önce gördüm. O yüzden laps diye buraya geldim. Oğlum Viyana'nın şey değil mi? Yani ben nefret ediyorum o büyük büyük şeyleri seyahatte sırt çantasında taşımaktan. Mini Baby'nin küçük seyahat boyu. Yani ben bunu seyahat boyu olarak, tabii travel taxi yazıyorsun. Bir de kendim bulmuş gibi yapıyorum. Ben bunu seyahat boyuna uygun gördüm. Adam yazmış ya şık kadar yani buraya travel packs diye. Çok mantıklı değil mi? At çantana pik pik. Ay bundan var evde de şunu göstereyim. Benim gerçekten bir hayalim var. Bir gün çocuğum olursa dayınla yıkayacağım diye. Niye bilmiyorum. Naz doğdu bir yıl böyle ekstra ekstra organik. Bir yıldan sonra hemen dayına başladık abi. Biliyorum o çocuğu yıkadıktan sonra diyemeye korkuyorum. Arada kendim de yıkanıyorum zaten. Çok güzel. Aşırı iyi. Ama var evde o yüzden almayacağım. Böyle de aile ekonomisini düşünendiysin. Şunlar var bu arada. Bunları sadece göstereceğim. Çünkü bizim bunlara ihtiyacımız yok. Yani uzun süreli gittiğimiz için gerek yok. İlaç kutunuz, seyahatlerde, işte ne bunun adı ya? Kilit, kilidiniz. Ondan sonra işte bak pilo. Şunu alayım mı? Yapıyormuş. Yastık. Seyahat yastığı. Bu Watson's'ın şeyi çok iyi değil mi? Maskesel şeyleri. Aşırı seviyorum. Yani buraya gel illa bir maske alıyorsun. Dur bakayım. Animal panda. Ay bunu sürünce panda oluyormuşsun. Baksana buraya sürünce diyorum. Takınca burada pandasın. Bakayım bu neymiş? Tiger. Bunda da tiger oluyorsun. Bunun birini kendime birini İlker'e alayım. Çok iyi değil mi? Tabii ki de panda tatlılığı ben de tiger'da İlker'e veririm. Ay ben bunda kesin fotoğraf çek listoşa koyarım. Bu neymiş lan? Altın maskesi. Altının gramı kaç? Bunu bozduralım mı diye iğrenç espri yapayım mı size? Yapayım mı size? Yapayım mı o iğrenç espri? Yapma. Duydum onu ben. Şu millet bunu Amerika'dan getiriyormuş bayağı eskiden. Şimdi Watson's'larda satılmaya başlandı. Gerçekten aşırı iyi bir şey. Şey, makyaj temizleme mendili gibi değil, pamuğu gibi düşün. Hazır. Alıyorsun hoptik hoptik makyajı siliyorsun. Ah bitti. Hop bunu da attım buraya. Gidiyoruz. Güneş kremi. Benim kendi güneş kremim var. Uzun süredir kullandığım. Ama Nazinko'nunki bitti. Arıyorum burada vardı. Hah buldum. Turkit. Bu Turkit gerçekten çok iyi. İşte paraben falan filan hiçbir şey içermiyor. %100 doğal. Yüzüne, gözüne, her yere sürebiliyorsun. 30 faktör. Ben 30 faktör kullanıyorum. 50 faktör kullanmıyorum bu arada. Zaten burada da 50 faktör yokmuş. Çok ağır oldu çanta artık. Ne yapayım? Taşıyamam. Ne yapayım? Hop pamuk da alalım. 4, 1. Kulak pamuğu. İşte bu kulak hem kulak pamuğu olarak kullanıyorsun hem işte çocuğun şuralarını, burnu falan bir şey olursa kullanıyorsun. Bir de baksana kim var burada. Le petit prince. Fransızca konuştum şu an fark ettin mi? Bunları devamlı kullanıyorum ben. Mini bed vibes yani kendin için bu. Şey üstünde böyle o günkü moduna göre şeyler yazıyor. İşte cheer up, sweet little dreams falan böyle eğlenceli şeyler var üstünde. Böyle kendini de modunu da yükseltiyor. Ne üzülüyorsun ki diyor. Bu hayatta diyor. Üzülecek diyor. Bu arada koşken devamlı bakıyorum. Başka bir şey daha mı alsam falan. Şuna hepsini alacağım. Kaç tane varsa alacağım. Islak tuvalet kıyadı. Malumunuz Avrupa'da. Mısırı yap. Tuvalet mısırı yok. Bunlara bugün çok ihtiyacımız olduğu bir gündeyiz. Bunlar çok önemli bugün. Onu aldım. Bence her şeyi aldım. Almasam da söylerim. Almasam da kısmet. Zaten bunların hepsini şu an İlker görünce kalp krizi geçirecek. Şimdi tek bavul gideceğiz 3 kişi. Dün eşyaları bakılıyor böyle. Dedim ki bu eşyaları çıkarınca ben yapmam, ben sana söyleyeyim dedim. Ben ilgilenmiyorum bu konuyla, haberin olsun dedim.
O da dedi ki ben ütülerim, sen merak etme dedi. Kocalarınızı iyi seçin, ütü yapan, yemek yapan. Biz boşuna iki yıl adamın peşinden koşmadık, bir bildiğimiz vardı herhalde. Allah. Merhaba, basın kartınız var mı bak? Merhaba, şimdi alışverişi yaptık. İnşallah bir eksiğimiz yoktur. Bir de şu şeyden siz de çok olmuyor musunuz Sebastian geldiğinde? İşte bilmem neyi aldınız, bunu da alsanıza. Bunu da alsanıza. İşe yarıyor mu o ya? Çok kim satıyor öyle? Allah şuradan da bir şeyler. Aa, Rebel şey mi çıkardı? Duş jeli mi çıkardı? Ama benim duş, ben bir duş jeli markasının yüzü oldum biraz önce. O yüzden evet. İki dakika önce oldum. Çok güzel bir reklam çektik. Seyahat alışverişimi bitirdim. Dediğim gibi açıklama kısmına linki koyacağım. Aslında seyahat listesi diye. Oradan da bu aldığım ürünlere ulaşabileceksiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki bölüm. Karavanlar, ormanlar, mutluluk, huzur, Naz'ın peşinden koşturma, günde ders saati uyuma, çocukla tatil, rocks olarak geçecek. Bir sonraki bölümde görüşene kadar, keep on!